Organik Sohbetler'de bu bölümde konuğumuz uzman klinik psikolog Özden Ulaşoğlu. Özden Hanımcığım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Teşekkür ediyorum, ben deyim. Ve bugün çok farklı bir organik sohbet olsun istedik. O yüzden de tekneyle açıldık. Sizin tekneyle ilgili olarak bazı şeyleriniz var ama bunlara sonradan gelmek olur. İstiyorum. Bugünkü asıl konumuz regresyon. Bize birazcık bahseder misiniz? Regresyon, sorunun kaynağına gitmek demek. Sorunların kaynağı anne karnında olabilir, çocuklukta olabilir, atalardan aktarılan sorunlardan kaynaklı olabilir. Bu DNA ile beraber mi geçen bir şey? Aynen öyle. Dolayısıyla da regresyon çok etkili bir teknik. Ancak herkesle uygulanamayan bir teknik. Dolayısıyla da Türkiye'de çok yaygın değil. Yurt dışında ve özellikle Amerika'da psikiyatrlar ve psikologlarca çok kullanılan. Ama Türkiye'de henüz o kadar kullanılmayan bir teknik. Peki regresyonla biz neleri iyileştirebiliyoruz? Beni aradıklarında benim tek sorguladığım şey, siz gerçekten kendinizle, geçmişinizle, sorunlarınızla, ailenizle yüzleşmeye hazır mısınız? Ve mevcut olan sorununuzdan hastalık olabilir, korku olabilir, takıntı olabilir, herhangi bir sorununuzdan gerçekten kurtulmak istiyor musunuz? Çünkü bazı insanlar hastalıklarıyla sevgi alırlar. Aldıklarını zannederler ve bundan beslenirler sorunlarını. Tamam, söyleyecektim. Yani bu üzüntüyle vesaireyle beslenen insanlar var aslında etrafta. Kesinlikle. O yüzden o konuda çok net olmak gerekiyor. Açıkçası ben hani seanslarımla ilgili çok ilkelerim var. Bunlardan da kesinlikle ödün vermiyorum. Harika. Telefonda mutlaka bir takım sorular soruyorum. Bu sorulardan geçebilirlerse seansa kabul ediyorum. Örnek verebiliyor muyuz bu sorulara? Mesela ben sizi aradım. Hocam böyle böyle benim ciddi korkularım var. Atıyorum evlilik korkum var. Bununla ilgili olarak ben size terapiye gelmek istiyorum dediğimde siz bana hemen bir seans ayarlayabiliyor musunuz? Hayır, ayarlamıyorum. Israr etsem? Hayır. Kesinlikle, çünkü şu açıklamada bulunuyorum. Sizin de zamanınız, enerjiniz, paranız en az benimki kadar kıymetli. Çok doğru. O yüzden lütfen önce web sitemi inceleyin. Fotoğraflarıma bakın. Enerjiyi gözümün alalım. Gözümün üstündeki kaşımı beğendiniz mi? Kıyafetim size, zevkinize hitap ediyor mu? Eğer etmedi, ay bu kadın ne kro, ay ne garipmiş, saçının rengi tuhafmış diyorsanız lütfen bana gelmeyin diyorum. İyi de sizin fotoğrafınızı gördükten sonra ya da siteyi inceledikten sonra, yaptıklarınızı gördükten sonra bunu söyleyecek birinin olacağını düşünmüyorum ben. Olabilir, öyle bir iddiam yok. Çünkü herkese uygun olmayabilir. Sonuçta o seanslarda bir takım yaralara dokunacağız ve o yaralarını herkese açmak istemeyebilirsin. Peki şey midir bunun mantığı? Yani işte kabuk tutmuş bir yarayı kanatarak onu yok etme, evet, üzerine mi gittiğimiz bir sistem? Kesinlikle. Ben her zaman bir takım pozitif düşüncelerin insanlara aktarılabilmesi için önce altta yatan korkuların, negatifliklerin veya işte üzüntülerin önce ortaya çıkartılıp onlarla bir uğraşılması gerektiğine inanıyorum. İnanmanın da dışında böyle çalışıyorum. Önce temizliği yapıyoruz yani. Aynen öyle. Ama bu temizliği yapabilmek için de sizin oralarınızda sorun olduğunu sizin kabul etmeniz gerekir. Ve ben hep şunu söylüyorum. Ben bir işin profesörü olsam sizin anladığınız kadar. Hep şu örneği sabit olarak veriyorum. Diyelim ki benim İngilizcem çok iyi. Ama siz hi, how are you, good morning'den ileri bilmiyorsunuz. Ben istediğim kadar şov yapayım. İstediğim kadar phrasal verb denen şeyler var. Onları kullanayım. Çılgın cümleler kullanayım. Siz o kadarını anlıyorsunuz. Anlamıyorum. Evet. Dolayısıyla benim de şova ihtiyacım yok. Ben kişinin ruhuna dokunup, özüne dokunup, hakikaten o yaralarını dönüştürmesine sevgi ve şefkat göstererek, dönüştürmesine vesile olmak istiyorum. Hayır. Liderlik ediyorum ben sadece. Peki bu şimdi yeni dönemde bazı bir liderlik çalışmalarında şey var ya, hadi mutlu olalım, her şey çok güzel. O zaman bunların hiçbiri... Yok, ben kesinlikle onların çok kısa vade çözüm olduğunu düşünüyorum. Uzun vadede mutlaka geçmişe dönmenin gerekli olduğunu, geçmişte her şeyin bir kaynağı var. Şimdi bana çok enteresan, hayvan fobisiyle gelen bir vakam var. Almanya'dan geldi ve bir oyuncu. Sitemde de kendisinin görüşleri var zaten. Bana hayvan fobisi için geldi ve dedim ki sen onu geç. Başka bir şey var bunun altında. Ve ailevi hikayesinde yakaladığımız detaylarla biz onun hayvan fobisini tamamen ortadan kaldırdık. Ve bu çok bilinen bir şeymiş onun camiasında. Facebook'ta falan
köpeklerle, işte kedilerle fotoğraf paylaşmaya başladı. Ne kadar güzel. Ve onun üzerine ne oldu sana? Nasıl olabilir bu? Mümkün mü? Hani sen o kadar yöntem denedin, teknik denedin. Ki bu açıklama yaptıktan sonra da hep şunu söylüyorum. Bu demek değil ki ben onunla bunu hallettim. Her hayvan fobisi olanla çalıştığımda bu çözülecektir. Öyle bir şey yok. Yani dediğim gibi kişi ondan besleniyor mu? Gerçekten hayat standardını düşürüyor ve hayatını iyileştirmek için böyle bir çalışmaya gerçekten ihtiyacı var mı? O konuda kişinin netliği çok önemli. Tamam, ben şimdi bütün netliğimle kabullenme sürecimi açtıktan sonra sizinle seanslara başlıyorum. Evet. Yapacağımız seanslar süre olarak ne kadar, içerikleri nedir? Hı hı. Yani ben genel olarak bir kişiyi buldum mu bırakmıyorum o gün. Çok güzel. Dolayısıyla gelmeden önce zaten notlar almalarını istiyorum hayatlarında tekrar eden döngülerle ilgili. Hı hı. Çünkü bir şey yaşıyorsak, onu çözmediysek, kişi bazındaysa Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor, Ayşe gidiyor, Fatma geliyor. Deneyimler birbirinin benzeri oluyor. Dolayısıyla o döngüyü fark etti ve kırmak istiyorsa eğer, onun o konuda vazgeçmek için ısrarcı olmalı bir kere. Ve onunla ilgili çalışırken aslında başka detaylara da sıçrıyorsun. Yani şöyle söylüyorum ben hep, regresyonda aldığın fayda tender diyot veya mürekkebi damlattığınızda böyle dalga dalga dağılır ya, bazen çalışmadığın konuların iyileştiğini görüyoruz. Mesela çok çok ilginç bir örnek, domates yemekten hiç hoşlanmayan birisiyle seans yaptık. Seanstan sonra domates yemeye başladı. Tek seans. Tabii tabii. Genelde tek seans iddiam hiç yok. Genelde beni öyle yayıyorlar. Tek seans iddiam hiç yok. Ama duygularla çalıştığım için, bedenle çalıştığım, ruhla çalıştığım için genel olarak 1, 2, maksimum 3 seansla zaten regresyona varabilmek için belli bir bilgelik seviyesine gelmiş olmak gerekiyor. Dedim ya, herkesle olmuyor bu. Belli bir anlayışı kazanmış olmak gerekiyor. O bağlantıları kurma zekası, ruhsal zekasının IQ kadar önemli. Yani IQ'm çok yüksek, ben her şeyi yaparım, anlarım değil bu. Bedenin bir hafızası var, ruhun bir hafızası var ve zihnin bir hafızası var. Hepsini birlikte harmanlayarak çalıştığınız zaman fayda sağlayabilirsiniz. Şimdi saydığımız atalardan gelen yükler, anne karnı enerjiler, vardı. Anne karnı, çocuklukta yaşadıklarımız. Bunları neye göre belirliyoruz ya da üçünü birden mi yapıyoruz? Şimdi benimkisi, İngilizce'de şöyle bir tabir var, tailor made denen bir şey var, terzi dikişi. Ben hiçbir şekilde programlamıyorum kişiyle ilgili ne yapacağımı. Onun ruhunun o gün neye hazır olduğu, programında neleri aşmaya hazır olduğuyla ilgili ben yol alıyorum. Esnek oluyorum. Yani şey demiyorum, bugün bunu çalışacağız, hayır böyle olması gerekiyor. Öyle bir şey yok. Eğer ki o yaraya dokunmamı istemiyorsa, hayır orada bir sorun var, aç dedim sana falan diye böyle bir zorlama yapama. Yani orası kirli bak, hayır. Ya, tamam. Hani o eğer fark eder ve talep ederse o şekilde. Zaten hissediyorlar, hiç hatırlamadıkları şeyler gelmeye başlıyor. Hipnozla çalışıyorum ben. Hipnozdan bahsettiğiniz zaman şimdi bu birçok insan hipnoz yapıyor. İşte böyle bir şeyler sallıyorlar, işte geçiriyoruz transa falan diyorlar da. Bunun tarzında bir çalışma mı sizinki? Şimdi ben hipnoz olamıyorum diyenler var. İşte hipnoz yapabilir misiniz diyenler var. Veya işte seni böyle hipnoz ederim diyenler var. Biz aslında hayatın içinde zaten hipnozdayız. Şimdi kaptanımız dümenin başındayken hipnozda. Çünkü dikkati yolda. En ufak bir hatayla büyük bir kazaya sebep verebilir. Allah korusun. Araba kullanıyorsun, hipnozda olmak zorundasın. Film izliyorsun, hipnozdasın. Hipnoz aslında olduğun anda olup olduğun şeye dikkatini vermektir. Dolayısıyla hipnoz yapılmaz, hipnoz olunur. Siz izin vermedikçe, siz ortamı güvenli bulmadıkça hipnoz deneyimini yaşayamazsınız. Bu da muhteşem bir refleks örneğiydi. İşte teknenin keyifli yanları. Çekti bu arada. Çekime hipnoz olmuş olsak da düşeni yakalayabiliriz. 10 kaplan gücündeki reflekslerle. Evet. Hocam sonra? Dolayısıyla hipnoz derinliğe gitmek için gerekli olandır. Çünkü zihinde olanla sabaha kadar konuşalım. Bu sorunun kaynağı acaba ne? Acaba ne? Acaba ben bunu neden yaşıyorum? Biraz zor buluruz. Ama gevşek bıraktığınızda orada bir kapak gibi bir şey var. Hop aşağı derinliğe inersin.
Ama dediğim gibi, işte benim o telefonda bir sürü soru soruyorum ya, bana güvenebilir misiniz, işte beğendiniz mi beni? Şimdi benimle ilgili en ufak bir şüphesi olursa, teknikle ilgili en ufak bir şüphesi olursa, piri olsa olmaz. Zaten böyle çalışma hep iş birliğidir. Hani ben harikayım, bu iş bende, yaparım. Hiç öyle bir iddia yok. Olmamalı. Benim olmadı en azından. Ya benim doktorlarım için de aynı şey geçerliydi. Bu tarz çalışmalarda da öyle. O ilk andaki enerjiyi doğru olarak alabiliyorsam ondan sonrasında teslimiyete geçebiliyorsunuz. Kesinlikle. Ama olmazsa mümkün değil. İsteseniz de güvenemiyorsunuz. Aynen öyle. Peki siz bu işe nasıl girdiniz? Hayatım travmalarla dolu çünkü. Tersi kendi söküğünü dikti mi peki? Tabii ki. Diktikçe iyileşiyorum. İyileştikçe iyileştiriyorum. Tersi olanlarsa kendine dokunmadıkça başkalarına dokunma cesaretini elde edemiyor. Ben ne diyorum? Ben o işin içinden geçtiysem sen de geçersin diyorum. Kuru kuru cesaret pompalamıyorum. Ben de ağlaya ağlaya, yaralarımı kanata kanata, kendimce yöntemlerimle. Bir sürü hastalığım vardı benim. Bana doktorlar hep diyordu ki ömür boyu ilaç kullanacaksın. Astım hastasın, ömür boyu ilaç kullanacaksın. Tiroid hastasın, ömür boyu ilaç kullanacaksın. Sinüzitin var, sedefin var. Ben ne dedim? Bu beden benim bedenim. Bu ruh benim ruhum, akıl benim aklım, dümeni ve yönetimi bende. Bu hayatın ve bu bedenin kaptanı benim. Çok güzel bir örnek. Dolayısıyla kimsenin bana neyin iyi geleceğini bilmesini beklemiyorum. Beklemedim. Söylenenlere inanmadım. Siz de danışanlarınıza sonuçta kendi doğrularını bulmaları kesinlikle için yol gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Ben hep şunu söylüyorum. Ne kadar objektif, ne kadar ön yargısız, ne kadar nötr kalabilirsek karşımızdakine o kadar yardım edebiliriz. Ben kendi doğrularımla ve hayat hikayemle birilerine bir şeyleri yapmaya direktif verirsem orada bir yanlışlık var. Peki bu meslek sonuçta ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bir şey. Daha öncesinde işte okul yıllarında ne vardı aklınızda? Ne olmak istiyordunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim esas lisansım ekonometri mezunu. Üzerine bir sürü işte eğitimler aldım ve klinik psikoloji yüksek lisansıyla bunu taçlandırdım. İlkokulda, ortaokulda, lisede, mahallemde, üniversitede, başka sektörlerde tüm çalışmalarımda herkese zaten böyle bir liderlik eden, anlayışla karşılayan, başka çözümler üretmeye çalışan bir yanım hep vardı. Dolayısıyla işte hani alan değiştirdiğinde toplum olarak hep böyle bir tepki hali vardır ya. Ben o tepkiyi hiç almadım. Ne güzel. Aa Özden, sen bize hep iyi gelirdin zaten. Gerçekten sen tam bu işe göresin. İşte sesin bize iyi gelir. Verdiğin bilgiler bize iyi gelir. Bizi hiç yargılamazdın. Hep bakış açın geniş olurdu. Diye bir destek de aldım. Zaten benim böyle direkt olarak bir pazarlama tekniğim yok ki bildiğim halde. Genelde kulaktan kulağa duyarak, insanlar faydalandıkça birbirlerine tavsiye ederek bana ulaşıyorlar. En güzel ve dünyanın o neresinde olursa olsun bana ulaşıyorlar. İşin en güzel tarafı o. Evet. Siz her ne kadar o konuya girmeseniz de ben şimdi o zaman direkt olarak giriyorum ki burada çok önemli bir yıllık var. Evet. Ve bu yıllıkta yazılan çok çok önemli, bizimle de alakalı olan kısımlar var. O yüzden ben altını deşmeye çalışıyorum birazcık ısrarla. Tamam. Tiyatro hayatınızın neresindeydi? Ya ben lisede falan, ya genel olarak çok travmalarım vardı. Çok acılı hikayelerim vardı ki herkesin hikayesi kendine acılı bu arada. Hani evet, benim hikayemi dinleyen başka birisi de bu da acı mı der. Ama ben kendi acımda aynı zamanda da çok komiktim. İşte bizim o zaman Demet Akbağ, bir Demet Tiyatro vardı. Onların taklidini çok yapardım. Hocaların taklidini yapardım. Mimikleri de çok iyi kullanıyoruz bu arada. Dolayısıyla insanlar böyle gıldığımda falan şey yazıyor. Bir yerde kahkaha sesi duyarsanız bilin ki orada Özden var. Ondan sonra işte seni tiyatro sahnesinde görmeyi çok istiyoruz. Hala görebiliriz bence. Aslında ben sürekli insanların kendilerini yenilemeleri gerektiğine inanıyorum. Bir takım işlerde doyuma ulaştıktan sonra başka alanlarda hem bütün birikimlerini kullanarak hem de yenilikler katarak başka alanlarda dans edebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Özgürlüğü yaşamaları evet, lazım sonuçta. O yüzden mesela benim küçüklükten beri hep VJ olmak istemiştim, DJ olmak istemiştim. Ondan sonra stand-upçı olmayı çok istemiştim. Çünkü böyle çok absürt şeylerle kendimi güldürebiliyorum.
Bizi de çok güldürüyor. Yani tekneye bindiğimizden beri sürekli Özden Hanım'ın anlattıklarına kahkahalarla gülüyoruz aslında. Peki denizle bağlantımız nereden çıktı? Deniz bilmiyorum. Ne Karadenizli bir ailenin çocuğuyum. Ne denizde doğdum, büyüdüm. Ama acayip bir deniz tutkusu var. Yani web sitemdeki fotoğraflarımda böyle deniz gören yerlerde, Anadolu Kavan'da falan çektik özellikle. Özgürlük, tutku, rengi, her şeyi çok, çok güzel. Kayık, kürek desem size. Evet. Bir kayık, bir kürek lazım bana. Lazım ah İstanbul, gerçekten. İstanbul. Çok seviyorum. Şile'de yazlığımız vardı. Hala var anneannemlerin. Ben çok sık gitmiyorum. Orada kayığı olan arkadaşlarımız vardı ve kürek çekerdik. Çok keyif alırdım. Hiç böyle spor olarak ilgilenme fırsatım olmadı. Bu sene kafaya koydum hani hobi olarak. Farklı ne olabilir? Hep böyle bir değişiklik olacak illa bende. Hani herkes yogaya gider, spor salonuna gider. Ben nereye gideyim? Aa, kürek kursuna kürek gideyim. Böyle bir aktivitem olacaktı ama pandemi nedeniyle biraz ertelendi. Ben de kendime şöyle bir kürek aldım. İşte gayet de güzel olmuş. Bizim de dekorumuz oldu. Sağ olsun. Evet. Öyle. Peki Özden Hanımcığım, ben size ulaşmak istesem. Şimdi web sitesinden bahsettik. Onun tam bir adresini verelim. Sosyal medya hesaplarımız varsa onları da verelim. Twitter'da Özden Hanım'a iletişim. Tamam. Yine aynı şekilde Instagram'da Özden Hanım'a iletişim. Web sitemde zaten www.ozdenoze.com. Harika. Özden Öze bu bir marka adı aslında. Marka, evet. İsminizle çok güzel oturan bir marka adı. Bunun tam açılımını nereden esinlenerek yaptık? Bundan da bir bahsedersek, çünkü sizin internet sitenizde de buna bir atıf var. Evet. Ondan da bahsedersek ondan sonra da toparlayalım. Tamamdır. Zaten benim ismim Özden. Ve ne yapabilirim, nasıl bir isim bulabilirim, nasıl orijinal olabilir diye düşünürken iletişim kuruyorum. İnsanların ruhuna dokunuyorum. Ve ben danışan kelimesini, hasta kelimesini kullanmayı sevmiyorum. Kime göre, neye göre? Hep o soruyu hayatımda her zaman sorarım. İnsanlara da aynı şekilde. Birbirimize öğretiyoruz, birbirimize besliyoruz. Dolayısıyla özden öze iletişim. Onun da bir özü var, benim de bir özüm var. Dolayısıyla özden öze iletişim ismi bana çok sıcak geldi. Çok sıcak. Çok da altı dolu. Evet ve bilinçaltımız soğan gibidir aslında. Ve soğanın katmanları vardır. O ilk katmanını soymak zordur biliyorsunuz. Ve cücüğüne ulaşmak en keyiflisidir. Bizim de cücüğümüz, özümüz aslında elmastır. Ama onda karanlık yanlar vardır. Biliyorsunuz kömürden olur elmas. Karanlık yanları vardır, kirli yanları vardır. Onları temizlemek aslında regresyon. Kendinle yüzleşmek, geçmişe dönmek. Dolayısıyla o kabukları birlikte soyup cücüğüne ulaşmak benim de logom oldu. Soğanımın iki tane filizi var. Birinin ucunda sarı, birinin ucunda kırmızı bir benek var. Sarı uğur böceği küçük kızım, kırmızı uğur böceği de büyük kızım. Allah bağışlasın. Soğanlarım, filizlerim onlar benim. Özümden çıkan filizler. Böyle bir hikayesi var markamın da. Tescilli bir marka. Çok kullanılmaya meyilli. Taklide çok yatkın bir marka. Ama orijinali burada. Has öz. Öz hakiki. Öz hakiki. Özden öze diyoruz evet, o zaman. Evet, burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Seans için ayrıca ziyaret etmek istiyorum olur. Zaten. Önce bir sitemi inceleyip fotoğraflarıma bakın. Valla ben canlısını gördüm. Bu saatten sonra aramızdaki bağ kopacakmış gibi peki, gelmiyor bana. Teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.